Aydoğan'ın ameliyat olduğu haberini alan sanatçı dostları da hastaneye akın etti. Başarılı oyuncunun sağlık durumunu değerlendiren Nuri Alço ve Armağan Çağlayan şunları söyledi. Şu oyuncu olarak kendisini başarılı bir ameliyat geçirmiş. Böyle güzel sevindirici bir haber aldık. 12 saat falan ameliyat geçirende olan risk kadar riski var şu an. Vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor. İnşallah tekrar ayağa kalkar. Yakın dostunu bir an olsun hastanede yalnız bırakmayan Bülent Ersoy'un üzüntüden konuşacak mecali kalmamış. Diva can dostunu görmeden rahat edemeyeceğini de sözlerine ekliyor. Çok üzgünüm yani o yüzden. Çok üzgünüm yani ne diyeyim diyecek bir şeyim yok. Bizatihi gözümle de görmem lazım. Onun için ben bir gözümle göreyim, ona bir dokunayım. Bülent Ersoy, Oya Aydoğan'ın iyileşeceğini umut ettiğini söylerken, kendi açısından biraz karamsar bir tutum sergiliyor. İnşallah Allah'ın izniyle kalkacak. Onlar genç, çok genç tabii ki. Sırada ben varım, daha onlara gelinceye kadar. Aile dostu Orhan Gencebay ve Sevim Emre de orada. Bir buket çiçekle gelen Sevim Emre konuşmazken gözyaşlarını da tutamıyor. Orhan Gencebay ise duygularını şu sözlerle dile getiriyor. İnşallah, dua edelim. İnşallah iyi olacak. Dua çok önemli tabii ki. Temenniler çok önemli, istekler. Zor bir durum. Kolay olmuyor bir durum. Allah şifa versin. Sibel Can da Oya Aydoğan'ı ziyaret edenler arasında. İnşallah her şey iyi olacak. Yani. Yanına çıkıp dua kurmuş herhalde. Öyle vallahi odaya çıktığını evet söyledi. Odaya girdi kendisi. Doktorlarla da devamlı görüşüyor. Sevim Hanım, Orhan Bey, bütün herkes yani seferber. Her şey iyi olacak inşallah. Dua edin. Çok teşekkür ederim. Sibel Can'ın hemen ardından Seda Sayan çıkıyor hastaneden. Ünlü isimlerin kelimeler boğazında düğümleniyor. Dualarımız onlar ama iyiye gidiyor inşallah. Hepimiz dua ediyoruz. Hepimiz. Allah şifa versin inşallah. Oldukça duygusal anlar yaşayan Nur Yerlitaş'ın ağzını bıçak açmıyor. Şoktayım. Bir şey konuşacak şeyim yok. Şu anda daha iyi sağlık diyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nebahat Çehre, Oya Aydoğan'ın iyileşeceğini düşünüyor. İnşallah. Hayat ya, yani işte bilmiyoruz ki saniyemizi, Allah şifa versin. Hülya Avşar, pozitif enerjisini başarılı oyuncuya vermeye geldiğini söylüyor. Eminim ki gayet sağlıklı bir şekilde çıkacak burada. Fazla duygusal enerji göndermeye de gerek yok. Dolayısıyla işte ben de sevgili Oya'yı ziyarete geldim. Bir şifa, güzel bir enerji vereyim. Oya Aydoğan'ın güçlü bir kadın olduğunu düşünen Hande Yener ve Muazzez Ersoy, ünlü oyuncunun en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyor. İnşallah hayırlı haberlerini bekliyoruz. Güçlü bir kadın, biliyorum iyileşecek Oya. Çok tehlikeli ve çok ciddi bir ameliyat geçirmiş ama sonucunda iyileşecek. Tekrar aramızda olacak. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da hastanede. Ünlü şarkıcı ağlamamak için dudaklarını yiyor. Hocayı dinledik ama ben kafam gitti yani. Yüreğim çıktı. İyi olacak inşallah. Oya Aydoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Serpil Çakmaklı, doktorlardan aldığı duyumu iletiyor. Maalesef güzel haberler veremiyorum. Her şeye hazırlıklı olmak lazım diye bir duyum aldım. Güzel şeyler umut ediyoruz. İnşallah aramıza kavuşur. Oya Aydoğan'ın bir dönem aynı projede yer aldığı rol arkadaşı Evrim Akın ise gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Aklım burada, doğru düzgün çekim de yapamadım zaten. Ne söylediğim ne çektiğim de bilmiyorum. Ha. Bir içeri gireyim de öğreneyim ben de. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Çok üzgünüm yani ne diyeyim diyecek bir şeyim yok. Bizatihi gözümle de görmem lazım. Onun için ben bir gözümle göreyim, ona bir dokunayım. Bülent Ersoy, Oya Aydoğan'ın iyileşeceğini umut ettiğini söylerken, kendi açısından biraz karamsar bir tutum sergiliyor. İnşallah Allah'ın izniyle kalkacak. Onlar genç, çok genç tabii ki. Sırada ben varım, daha onlara gelinceye kadar. Aile dostu Orhan Gencebay ve Sevim Emre de orada. Bir buket çiçekle gelen Sevim Emre konuşmazken gözyaşlarını da tutamıyor. Orhan Gencebay ise duygularını şu sözlerle dile getiriyor. İnşallah dua edelim. İnşallah iyi olacak. Dua çok önemli tabii ki. Temenniler çok önemli, istekler. Zor bir durum. Kolay olmuyor bir durum. Şu
Allah şifa versin. Sibel Can da Oya Aydoğan'ı ziyaret edenler arasında. İnşallah her şey iyi olacak. Yanına çıkıp dua kurmuş herhalde. Öyle vallahi odaya çıktığını evet söyledi. Odaya girdi kendisi. Doktorlarla da devamlı görüşüyor. Selim Hanım, Orhan Bey, bütün herkes yani seferber. Her şey iyi olacak inşallah. Dua edin. Çok teşekkür ederim. Sibel Can'ın hemen ardından Seda Sayan çıkıyor hastaneden. Ünlü isimlerin kelimeler boğazında düğümleniyor. Dualarımız onlar ama iyiye gidiyor. İnşallah hepimiz dua ediyoruz. Evet. Hepimiz. Allah şifa versin inşallah. Oldukça duygusal anlar yaşayan Nur Yerlitaş'ın ağzını bıçak açmıyor. Çok dayım, bir şey konuşacak şeyim yok. Şu anda daha iyi sağlık diyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür. Nebahat Çehre, Oya Aydoğan'ın iyileşeceğini düşünüyor. İnşallah hayat ya, yani işte binler saniyemizi Allah şifa versin. Hülya Avşar, pozitif enerjisini başarılı oyuncuya vermeye geldiğini söylüyor. Eminim ki gayet sağlıklı bir şekilde çıkacak burada. Fazla duygusal enerji göndermeye de gerek yok. Dolayısıyla işte ben de sevgili Oya'yı ziyarete geldim. Bir şifa, güzel bir enerji vereyim. Oya Aydoğan. Oya Aydoğan'ın ameliyat olduğu haberini alan sanatçı dostları da hastaneye akın etti. Başarılı oyuncunun sağlık durumunu değerlendiren Nuri Alço ve Armağan Çağlayan şunları söyledi. Bir oyuncuyorlar kendisini. Başarılı bir ameliyat geçirmiş. Böyle güzel sevindirici bir haber aldık. 12 saat falan ameliyat geçirende olan risk kadar riski var şu anda. Vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor. İnşallah tekrar ayağa kalkar. Yakın dostunu bir an olsun hastanede yalnız bırakmayan Bülent Ersoy'un üzüntüden konuşacak mecali kalmamış. Diva, can dostunu görmeden rahat edemeyeceğini de sözlerine ekliyor. Çok üzgünüm yani. Diva'nın güçlü bir kadın olduğunu düşünen Hande Yener ve Muazzez Ersoy, ünlü oyuncunun en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyor. İnşallah hayırlı haberlerini bekliyoruz. Güçlü bir kadın, biliyorum iyileşecek o yaptık. Çok tehlikeli ve çok ciddi bir ameliyat geçirmiş ama sonucunda iyileşecek. Tekrar aramızda olacak. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da hastanede. Ünlü şarkıcı ağlamamak için dudaklarını yiyor. Hocayı dinledik ama ben kafam gitti ya. Yüreğim çıktı. İyi olacak inşallah. Oya Aydoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Serpil Çakmaklı doktorlardan aldığı duyumu iletiyor. Maalesef güzel haberler veremiyorum. Her şeye hazırım.